Blokları yönetmek. Artık bir bloğu nasıl oluşturacağımızı bildiğimize göre, blokları kendi yararımıza kullanmayı öğrenebiliriz. Ekranımızda mimari bir örnek var. Bu bir muayineye ait kat planıdır. Çizim alanına yaklaşın. Bu dosyadaki tüm tekrarlanan şekillere bakalım. Bunlardan birkaç tanesini seçelim. Bu şekilde bu örneklerin tamamının bloklarla oluşturulduğunu görelim. Blokları kullanarak bu binaya çok hızlı şekilde mobilyalar ekleyebiliriz. Örneğin eğer bir muayene masası gerekirse, bir muayene masası sıra gerekirse sıra ekleyebilirsiniz. Her zaman da şeklimizin tüm kat planına uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz. Örnek olarak bu muayene masalarından birini ekleyelim. Bunu yapmak için bloklar paneline giderek ekle komutunu çalıştırın. Blok adı menüsünde eklemek istediğiniz bloğu seçin. Eklerken AutoCAD'in ekleme noktasını ve açısını sormasını isteyelim. Bu yüzden İşaret kutularının seçili olduğuna emin olun. Son olarak bloğunuzu odaya eklerken nesne kenetleyicilerini geçici olarak kapatın. Bunu yapmak için durum çubuğunda ilgili düğmeyi tıklayın. Bloğu buraya yerleştirin. Yandaki odadakine benzer şekilde döndürün. Bu mobilya bloklarını oluşturmanın güzel bir özelliği de kat planınıza göre içerikleri kolayca kopyalayıp düzenleyebiliyor olmaktır. Şimdi Mew yani taşı komutunu çalıştırın. Bu minik ağacı kaydıracağız. Ağacın ortasında herhangi bir noktadan seçerek yukarıya yerleştirin. Ardından panelde kopyala komutunu çalıştırın. Odadaki diğer birkaç nesneyi seçin. Ardından Object Snap menüsünde duvarın uç noktasından diğer uç noktasına kopyalayın. Muayene masasının bu çizimdeki diğer benzer bloklardan farklı bir renkte eklendiğine dikkat edin. Bu ayrıntıyı unutmayın çünkü biraz sonra sebebi açıklanacaktır. Çizimi biraz kaydırarak blokların en iyi uygulamaları hakkında konuşalım. İlk olarak bloklar kendi katmanlarına yerleştirilmelidirler. Katman sembolünü açın. Furniture yani mobilya adında bir katmanımızın olduğuna ve tüm mobilya bloklarının bu katmana eklendiğine dikkat edin. Ayrıca Plumbing Fixtures yani tesisat aksesuarları adında bir katmanımız daha var. Bu katmanda tüm plumbing fixtures bloklarını bulacağınız katmandır. Bu çizimde bloklarımızdan birkaç katman daha oluşturulmuştur. Bloklarınızı mantıksal katmanlara bölerek ve katman ayarlarını değiştirerek nesne gruplarını açmanız ve kapatmanız çok kolay olacaktır. Diğer bir uygulama ise bloklarınızı sıfır katmanına çizilmiş şekillerden oluşturduysanız yapılır. Örnek olarak yeni bir blok oluşturacağız. Buradaki şekil bir masa sandalyesini temsil ediyor. Bu bağımsız öğeleri seçerek bu öğelerin sıfırıncı katmanda çizildiğini görebilirsiniz. Bu şekli bir bloğa dönüştüreceğiz. Bunu yapmak için Create komutunu tıklayın. Bloğa isim vermeniz gerekiyor. Sandalye ismini verin. Pickpoint yani tutma noktası düğmesine tıklayın. Ekleme noktasını seçeceğiz. Artık yüksek derece hassasiyeti gerektirmeyen bir mobilyadır. Herhangi bir noktada aynı işlevi yapacaktır. Shift sağ tıkla açılan nesne kenetleme menüsünde Midpoint komutunu seçin. Buradaki orta noktayı seçin. Select Objects düğmesine tıklayın. Bloğu oluşturmak istediğimiz nesneleri seçtikten sonra sağ tıklayın. Son olarak Delete komutuyla orijinal öğeleri silin. Tamam düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatın. Çizimden biraz uzaklaşın. Çizim alanını kaydırın. Yeni sandalyelerimizden birini bu ofise ekleyelim. İlk olarak düzgün bir uygulama yapalım. Bu blok için bir katman oluşturacağız. Bunun için katman özellikleri yöneticisine gidin. Yeni düğmesine tıklayın. İsim olarak chair yani sandalye yazın. Bu sandalyeler furniture yani mobilya katmanının içine eklenebilirdi. Bunu sadece bir örnek olarak yapıyoruz. Katman rengini kırmızı seçerek bu katmanı aktif katman olarak seçin. Bunu da katman kontrolüyle yapabilirsiniz. Katman kontrolünü açın. Az önce oluşturduğunuz katmanı tıklayın. Artık sandalyeye ekleyebilirsiniz. Insert düğmesine tıklayın. Listeden az önce oluşturulan yeni bloğu seçin. Ayarları önceki ayarlarla aynı bırakın. Sandalyenizi buraya ekleyin ve biraz döndürün. Bloğun etkin olan chair katmanının özelliklerini aldığına dikkat edin. Eğer bloğunuzu katman sıfırın içerisinde çizilmiş öğelerden yapsaydınız, bu blok eklenmiş olduğu katmanın özelliklerini alacaktı. Bu çok güçlü bir özelliktir. Şimdi katman kontrolünü kullanarak Plants yani bitkiler katmanını aktif yapın. Insert düğmesine tıklayın. Tamam düğmesine tıklayarak bir önceki ayarlarla sandalye ekleme işlemini onaylayın. Bu sandalyenin etkin katman olan Plants katmanının özelliklerini aldığına dikkat edin. Bu özellikten eklediğimiz katmana bağlı olarak blokların farklı renk veya çizgi türlerini gösterebildiklerini çıkarabiliriz. Ayrıca ek olarak bloğunuzu yanlış katmana eklemekte olduğunuzu gösteren bir ipucu olduğunu söyleyebiliriz. Tüm sandalyeler kırmızı görünmelidir. Ancak sonradan eklediğimiz katman yeşildir. Açıkça yanlış katmanda olduğu görülüyor. Bunu düzenlemek için sandalyeyi seçin. Ardından katman kontrolünden Chairs isimli uygun katmanı seçin. Muayene odasına tekrar dönün. Şimdi az önceki muayene masasının neden pembe renkte olduğunu bulmaya çalışalım. Masayı seçerek yanıtımızı bulabiliriz. Gördüğünüz gibi muayene masası plumbing fixtures yani tesisat aksesuarları katmanındadır. Çizimdeki tüm bloklar katman sıfırındaki şekillerden oluşturulmuştur. Şimdi hatayı düzeltelim. Katman kontrolünü açın. Muayene masasına olması gereken yere furniture katmanına koyun. Çiziminizde tekrar eden şekilleriniz olduğunda blok oluşturmak oldukça pratik bir çözüm olacaktır. Bu derste bloklar kullanarak mobilyalar üzerinde daha fazla kontrole sahip oldunuz ve kat planında daha hızlı düzenlemeler ve eklemeler yaptınız.